İman etmeyen insanların özel yaratılmış olduğunu ve onların ruhlarının olmama ihtimalleri olduğunu söylemiştiniz inşallah. Bugün okuduğum bir ayette de Allah şöyle buyuruyor. Allah kimi hidayete erdirirse işte o hidayet bulmuştur. Kimi saptırırsa onlar için onun dışında asla veliler bulamazsın. Kıyamet günü biz onları yüzü koyun körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri cehennemdir. Ateşi sükun buldukça çılgın alevini onlara arttırırız. İsra 97. Allah ayette inkarcıları ahirette de kör, dilsiz ve sağır olarak yaratacağını söylüyor. Bu kişilerin ruhlarının olmadığına bir başka delil olabilir mi? Saygılar, sevgiler. Sizi çok seviyoruz değerli hocam. Merve Bayram Ankara'dan göndermiş. Merve'ye selam ediyoruz biz de inşallah. Ruhu tabii ki vardır. Yani Allah'ın ruhunu taşımayan hiçbir yer yoktur. Allah'ın varlığının olmadığı hiçbir yer yoktur. Fakat şuuru kapalı. Yani bu önemli. Çünkü bak Allah diyor ki gözleri vardır görmez. Yani gözü bir makine konumundadır demek istiyor Allah. Gözü var. Görüntüyü beyne iletiyor. Orada bir görüntü oluşuyor. Fakat bu onun şuurunda değil. Almıyor, fark etmiyor. Ya bir makine haline gelmiş. Mesela burnu var, kokluyor. Ama şuurunda değil. İşte gözleri verdi, kulakları duymaz diyor mesela. Kulağı ses duyuyor ama şuurunda değil. Bu ne demektir? İkinci bende ve üçüncü bende yaşıyor anlamı çıkıyor burada. Yani bir hayvan gibidirler diyor Allah. Hatta hayvanlardan da aşağıdırlar diyor. Çünkü hayvanlar sevimli varlıklar. Akıllı özellikler göstertiyorlar. Allah hayvana da benzetmiyor. Anlamamız için ama önce bir hayvana benzetiyor. Yani şuur kapalılıklı açısından. Ama hayvanlar munis ve güzel huylu oldukları için, yani küfürde bu olmadığı için Allah hayvanlardan da daha aşağıdırlar diyor. Daha garip yani bizim artık fehmimize, düşünmemize bırakıyor Allah. Yani artık kavrayın diyor. Öyle bir varlıktır diyor Allah. Dolayısıyla akıllarını ortadan kaldırmış bir görünüm var bunların. Allah akıllarını almış ama kendileri sebep olmuşlar tabii buna. Ahirette de bunu hak ettiklerini söylüyorlar. Ama bunu kavramak mümkün mü? Değil. Yani tam anlamıyla nasıl sonsuzluğu tam kavrayamıyorsak, nasıl maddenin varlığıyla ilgili anlattığımız konuları kavrayamıyorsak, bunu da kavramamız mümkün değil. Bizi ilgilendiren şudur, her zaman söylüyorum. Biz iyi olmakta mükellefiz. Allah hemen anlaşılan bir varlık. Bize lütufta bulunuyor, ikramda bulunuyor ve Allah'ı seviyoruz. Çok çok seviyoruz, aşkla seviyoruz, tutkuyla seviyoruz. Çünkü bütün güzelliklerin sahibi o olduğu için ona karşı derin bir muhabbet ve derin bir sevgi duyuyoruz. Ve cennette de diyor Allah bu sevginiz ve bu samimiyetinize gelirseniz sizi cennete koyacağım diyor. Sebepleri kaldıracağım diyor. Burada bir sebep sistemi vardır dünyada. Sebepleri kaldıracağım, çok daha mükemmel yaşatacağım size diyor. Ama bunu hak ettiğinizde kendiniz bir kanaat getirin diyor Allah. Orada bir terbiye olun. Ondan sonra ben size bu hayatı yaşatacağım diyor. Şu anki hayat zaten çok çok olağanüstü. Yani biraz düşünülürse muazzam bir mucizenin içinde yaşadığımızı görüyoruz. Yani Darwinistlerin düşünememesi de bir mucize. Mesela akşam çıktılar Habertürk'te Darwinistler. Düşünemiyorlar. Kavrayamıyor. Olayı anlayamıyor. Yani mesela Allah'ın varlığını göremiyor. Mesela insanın nefesi kesiliyor fark edememelerine. Yani büyük bir ibret. Şaşkınlıkla ve dikkatle izledim. Yani hatta videoyu da aldım. Yani bölüm bölüm bakıyorum. Çok şaşırtıcı. Yani inanılmaz bir gücün etkisindeler. Yani şaşırtıcı bir gücün etkisindeler. İnanılmaz demeyeyim de o yanlış anlaşılır. Allah affetsin. Yani özel olarak yönlendirildikleri, Allah'ın özel yarattığı anlaşılıyor. Yoksa kim anlamaz yani? Çok açıktır yaratılış. Yani 7 yaşında çocuğa bile sorsan hemen anlar. Kavrayamadıkları gibi bir de Allah'ın yaratılışını eleştiren bir üslupta muazzam kararlılar. Yani ve hepsi yanlış söylediklerinin ama büyük bir kararlılıkla onu anlatıyor. Farkında bile değil. Şimdi onları onlara bölüm bölüm göstereceğim. Tabii milletimize de anlatacağım ama onlara da bölüm bölüm göstereceğiz. Oradaki mucizelere de dikkat çekeceğim. Yani bunu fark edememelerinin neden mucize olduğunu anlatacağım. Çünkü Allah diyor asıl şaşacaksan diyor onların biz toprak ve kemik olduğumuzda mı şeytandan Allah'a sığınırım. Biz mi dirilecekmişiz demelerine şaş diyor. Yani onların inanamamaları asıl şaşırtıcıdır. Hayret vericidir. Ve mucizedir. Mesela sırf örümceğin hayatı değil, sırf karıncanın hayatı değil de
buradaki mucizelerin de üstünde çok durmak lazım. Bu yani inkarın veyahut anlayamamanın nasıl şaşırtıcı olduğunu önümüzdeki günlerde kaset olarak hazırlayıp, yani video, film olarak hazırlayıp hem kardeşlerimize sunacağız hem de diğer anlatımlarda da kullanmak üzere zannediyorum global yayıncılığı yayınlarında satışa sunulacak inşallah. Biraz daha ilerlediğinde olaylar, tabii bunlar da bu durumdan kurtulacaklar ama kendilerine çok şaşıracaklar zamanı geldiğinde. Yani hayret edecekler, biz böyle nasıl konuştuk, bunları nasıl yaptık, bu biz miyiz hakikaten diyecekler. İnşallah. Evet.